üslup, dil ve gidişat sergileyeceğiz. Belki biraz bunu konuşmamız gerek. Yani aslında bütün partilerde, bu arada sadece mesela konuşamadık Fikret Bilen'in olduğu bölümde, Meral Akşener'de dünkü konuşmasını izlediğiniz mutlaka hep birlikte izledik. Bir içinde bir muhasebe tonu taşıyan, yapacağız tonu taşıyan unsurlar vardı. Ben bir, sadece CHP'nin değil, başta CHP olmak üzere, iki, İyi Parti'nin, üç, Yeşiller Sol Parti'nin. Devam gelecek. Ama bu üç parti şu açıdan önemli. Üç partinin geçmiş seçim performanslarıyla bugünü karşılaştırabiliyoruz. Beklentilerini biliyoruz. Yani bir başka partinin içinde girmediler. Yani İyi Parti bir iddiası vardı. %'sinde aşağı yukarı biliyorsunuz. Yeşiller Sol'un da vardı. O iddiayı gerçekleştiremediğini biliyoruz. Bir muhasebe yapacaklar. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi için de bakın, bunun 10 yıl öncesiyle bir karşılaştırmalar yapıldığında aslında CHP adına, parti adına söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı performansı adına değil, parti adına beklentilerin altında kalmış bir şey var. Bu partiler bir muhasebe yapacaklar ve bu muhasebeler çoğunlukla şöyle olur. Reha Bey ne düşünür bilmiyorum. Ben HDP'nin muhasebesini ona soracağım. Çoğunlukla bu muhasebeler bir yenilgi sonrasında yapılıyorsa siyasetin bir alışkanlığı, bir tür öze dönme, başlangıç koşullarına geri dönme ile çoğunlukla sonuçlanabilir. Neyi kastediyorum? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi için bu, CHP bir süredir bir açılım gerçekleştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu partisini, Türkiye'nin kurucu partisi olan ve hani altı okta cisimleşmiş değerleri temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir açılım yaptı. Ne yaptı? İşte sağa doğru bir açılım yaptı bazı partilerle. Ve belki bu muhasebenin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi, mesela iki haftada bile o tonu gördük. Seçimin birinci turu ile ikinci tonu arasında. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından daha başlangıç değerlerini telaffuz etmeye başladı. Belki İyi Parti'de milliyetçilik, yani İyi Parti oradan koptuğu için söylüyorum başlangıç değerleri diyerek, belki milliyetçi siyaseti yeniden üzerine oturduğunu göreceğiz. Ama ben mesela size şunu sormak istiyorum. Sizce HDP bu sürecin muhasebesinden, aslında başlangıcını biliyoruz. Yani HADEP, DEHAP, BDP'den sonra aslında HDP bir tür Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde siyasette hakim olmuş bir yapının bir tür Türkiye politikasına, Türkiye'lileşme iddiasına çıkmış haliydi. Sizce bu seçimde beklentilerin karşılanmaması yeniden bir bölge partisi olmaya doğru çeker mi? Bu Türkiye'lileşme iddialarında partinin, çünkü aslında Selahattin Demirtaş'ın önemli oranda savunduğu ve aslında belki bir politik figür olarak da daha batıda da karşılık bulmasının sonucu olarak gerçekleştirebildiği bir projeydi. Onun da hapiste olmasını katarak bu soruyu size soruyorum. Bu işin muhasebesi HDP'de yeniden bir geriye dönüş, eskiye dönüş ya da başlangıç koşullarına dönüş etkisi yaratır mı? Yani ben HDP'nin yeniden bir bölge partisine dönüşme gibi bir geleceği olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık Kürtler Türkiye'de çok yayıldılar. Belki soru şu olabilir. HDP bir Kürt partisine doğru geri dönebilir mi? Yani Türkiye'li, yani Türkleri de kapsayan, sadece Kürtlerden oluşmayan bir gövdeden. Ama şundan eminiz, HDP bir bölge partisine dönüşmeyecek. Yani önümüzdeki seçimler HDP açısından bugünkünden bir miktar daha iyi giderse yine Antalya'da, Muğla'da, Aydın'da, İstanbul'da milletvekilleri olacak. Dolayısıyla orada garanti vekilleri varken, yani bugünkü en kötü performansında bile İstanbul'da epey milletvekili varken bir bölge partisine dönüşmesi gibi bir risk. Yok, o zaman ben şöyle yanlış sordum. Soruyu ben yanlış sordum. Bölge partisi kavramını kullanmayayım. Yerine şunu kullanayım. Yani Kürt kimliği üzerinden siyaset yapan bir partiydi ama daha sonra bir Türkiye'lileşme iddiasıyla aslında Türkiye'nin bütün meselelerini vitrine koyan bir parti olmaya dönüşmeye çalıştı. Yeniden eskisi gibi Kürt kimliğinin daha öne çıktığı bir siyasi vizyonu tercih eder mi? Doğru soru bu. Ben Bölge Partisi'ni yanlış ifade etmiş oldum. Burada da şu mesele önemli. Yani HDP'nin bazı partilerin doğal taşıyıcısı olduğu bazı gündemler vardır. Siz örneğin HDP önümüzdeki bir yıl içinde meclise Kürt sorunuyla ya da Kürtlerle ilgili hiçbir önerge vermezse bile yine biz onu bir Kürt partisi gibi göreceğiz.
Yani bütün önergelerini başka meselelerle ilgili verse bile, yani bir yıl boyunca sürekli maden işçilerin sorunlarını meclise taşısa bile biz HDP'yi bir Kürt partisi olarak kabul edeceğiz. Çünkü toplum ona böyle bir etiket yapıştırmış. Olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorum. Ve kader onu bu yükün doğal taşıyıcısı haline getirmiş. O halde söylediğiniz soru HDP bir Kürt partisine dönüşür mü? Bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Şu sebeple yani toplumun, iktidarın ona nasıl bir yük yüklediği ya da nasıl bir etiket yapıştırdığından bağımsız olarak HDP'nin kendisinin zaten dokusu sadece Kürtlerin meselesiyle ilgilenmeye sahip bir parti değil. Çünkü içinde bir sürü sol bileşen var. Türk solunun bileşenleri var. Belki bu seçimdeki stratejik hatası, ama HDP açısından hata olduğunu söylüyorum bunu, şöyle bir ayrıma gitti ya. Tiple aslında tamamlanmamış bir kriz vardı ve sanki tamamlanmış gibi iki ayrı partiyle seçime girildi Tiple birlikte. Bu da HDP ile Tip'i rakip haline getirdi. Bir yandan iktidarın HDP'yi bir Kürt partisi olarak kodlama, diğer taraftan sürekli silahın, şiddetin siyasete bir şekilde dahil olma çabası, Türkiye'nin batısında Kürt olmayan sol seçmeni daha çok Tip'e ve CHP'ye yöneltmiş görünüyor. Yani oluşan kurgunun kendisi doğalında böyle bir ayrım yaratmış görülüyor. Evet. Ben HDP'nin buradaki riski fark ettiğini düşünüyorum. Örneğin bir yıl sonra belki bir erken seçime gidecek olalım. Ben şunu HDP'nin Tip'le ya bir ittifak yapmamak ya da HDP listesinden girecekse ittifak yapmak şeklinde iki seçenekten birini kabul edeceğini düşünüyorum. Yani bugünkü bir ittifaka, bugünkü gibi bir ittifaka gitmeyecektir. Tam da HDP'nin Türkiye'lileşme siyasetine bir çeşit zarar verme potansiyeli taşıdığı için bunu yapmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla HDP'de yapısal bir sorundan bahsedebiliriz ama ben bunun onu bir Kürt partisi olarak tekrar sınırlamasını çok ama, mümkün bir öngörmüyorum. Ama Barış'ın sorusuna bir ek, ben şöyle sormak isterim. Şimdi burada aslında bu soru bütün partiler için geçerli ama şu anda HDP Yeşil Sol'u konuştuğumuz için onun özelinde sorayım. Şimdi bizde genelde Türkiye'de öz eleştiriyi ve muhasebeyi isimleri değiştirmek olarak algılarız. Mesela A kişisi gitti de B kişisi geldiğinde öz eleştirimizi verdik, partinin vitrinini yeniledik. Dolayısıyla biz artık yeni bir yoldayız. Oysa söylemler değişmediği için hep problem ortada baki kalıyor. A gidiyor, B geliyor. Yine ortada sağlam ve nereye varacağı belli olan bir strateji, program değil. Sadece kişiler üzerinden dönmüş bir sistem oluyor. Bu anlamda mesela Yeşil Sol, Yeşil Sol'un içi nasıl doldurulacak? Çünkü havada asılı kaldı. HDP mi, Yeşil Sol mu, neye tekabül ediyor? Yeni bir şeyler söylemek lazım. Kürt gençleri de aynı Türk gençleri gibi ya da bütün dünyadaki gençler gibi başka bir dünyayı duymak istiyorlar. Bugün mesela İmamoğlu onu söylüyordu ya, yeni şeyler söylemek lazım diye. Şimdi mesela bunu da merak ediyorum. Yani biz şöyle bir döneme gireceğini düşünüyor musunuz? Demin sorduğum gibi iki şeyle mücadele edecekler çünkü. Bir, iktidarın sürekli bu terör üzerinden kuracağı dil. Dolayısıyla yerel seçimlerde buna karşı yeni bir strateji geliştirmek durumundalar. Artı bu seçimde alamadıkları kitleyi kendilerine daha farklı çekmek durumundalar. Bununla ilgili hani Barış'ın da sorusuna ek olarak ne yapmalılar? Aslında, yani ne yaptıkları sormuyorum size. Ne yapmalıları soruyorum. Şirin'in söylediğine bir ek yapabilir miyim? Aslında sizin söylediğinizin şu açıdan altını çizmek istiyorum. Bir de hani küçük bir nüans. Yerel seçimde pek aslında bu Tip ittifakı falan önemli hale gelmeyecek. Biliyorsunuz hani bir belediye başkanı olacak İstanbul'da. Muhtemelen o da hani bir... Muhtemelen Tip'te belki Ekrem İmamoğlu adaysa onu destekleyecektir veya başka biri. O çok kriz olmayacak ama ben sizin sözlerinizden de şunu çıkardım. Bu ittifaklar da sorgulanacak. Belki o muhasebede onu çıkardım. Evet. Yani bir seçime özelinde değil. Şirin'in sözüne, sorusuna bu önemli. Devam genel olarak, buyurun. Genel olarak ben bu partilerin hani bir öz eleştiri meselelerine geleceğim. Öze dönme meselelerinin HDP için çok yaşanmayacağını, yaşanmaması gerektiğini de düşünüyorum. Ama bunu söylerken yani bir talep olarak değil, sosyolojiye uygun olmayacağını gözeterek söylüyorum. Yani Türkiye'de Kürt toplumu büyük ölçüde Türkiye'li bir toplum. Kürtlüğünü muhafaza ederek, Kürt kimliği güçlenerek yaşıyor. Ancak bir yandan da Türkiye ile bağları güçlü. Dolayısıyla siz Türkiye'lileşme siyasetini aslında sosyolojiye uygun bir siyaset olduğu için yürütüyorsunuz. Yoksa sosyolojiyi peşinizden sürüklemek için yapmıyorsunuz. Dolayısıyla öze dönmek HDP açısından tekrar küçülmek olur.
Aynı risk CHP için de geçerli. Yani bugün CHP tarihinde bir genel başkanın aldığı en yüksek oydan bahsediyoruz. Ve CHP'nin tam da o kendisine çizdiği sınırların dışına taştığında bunu gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan öze dönmek aslında tekrar genel başkanın da 25 hafta olması gibi bir meseleye getiriyor bizi. Gelelim HDP meselesine. Ya basit yerden başlayayım. Bu Yeşil Sol ve HDP dilenmesi zaten bir taktik tercihti biliyorsunuz. HDP bir risk altında olduğu için Yeşil Sol adıyla girdi. Muhtemelen HDP'ye dönüşecek. Dolayısıyla partinin adının altını doldurmak gibi bir gündem özel olarak yer almayacak. Ama şöyle meseleler var HDP açısından. Bir öz eleştiri güçlü bir şekilde gerekiyor. Çünkü 7 Haziran 2015'ten beri HDP'ye yeni bir seçmen kümesi eklendi. Ve artık HDP seçmeni daha heterojen bir seçmen. Ve sivil siyaseti önceleyen bir seçmen. Dolayısıyla biraz HDP'nin yapısal olarak kendi seçmeniyle... İşte, o yüzden bence daha... Yeşil Sol şahane bir isimdi. Onun altını doldursalar... Onu bilemem. Yani... O artık partilerin tercihi olur. Sizin tam dediğiniz çünkü artık... Yani neyse buyurun devam edin. Ya böyle kalmayı ve devam etmeyi de sürdürebilirler. Ama ben partinin ismiyle ilgili bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hı. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. HDP'deki öz eleştirinin... daha makro ölçekte yapısal meseleleri de içermesi gerekiyor. Birincisi şu, yani siz örneğin makro ölçekte baraj sorunu üzerinizden kalkmışken, Demirtaş gibi sürükleyici bir lider yokken nasıl adaylar belirlemeyi tercih ettiniz ki yerelde rüzgar estirme ihtiyacı var. Estirilebildi mi? Estirilememesinin soruları üzerine düşünmek gerekecek. O soru bizi şuna götürecek. HDP'nin özellikle kayyumlar da atandıktan bu yana kendi kitlesiyle iletişimi büyük ölçüde zayıflamış durumda. HDP kendi kitlesiyle iletişimi yeniden güçlendirmenin yollarını arayacak. Belki de bundan sonra örneğin bir zamanlar CHP'nin yaptığı gibi adayların ön seçimlerle belirlenmesi ve bunun sadece böyle parti üyeleri değil, örneğin kentte bu şehrin vali, milletvekili kimler olabilir gibi bir soru sorduğunuzda aşağı yukarı öne çıkacak isimler var. Ama listelere baktığımızda ya listeler çok nasıl derler, hürmet edebileceğimiz insanlar, beğenebileceğimiz insanlar ama böyle bir rüzgar estirecek, coşku yaratacak insanlar değil. Dolayısıyla bu konuya daha fazla dikkat etmesi gerekecek. İkincisi ben HDP'nin kendi Türkiye'de gençler, kadınlar, Kürtler ve Kürt gençler, Kürt kadınlar gibi gruplar hızlı bir sosyolojik dönüşüm yaşıyorlar. Ama ben HDP'ye baktığımda parti organizmasının bu dönüşümü güçlü bir şekilde yakaladığını, evet, ve ona uygun siyaset ürettiğini görmüyorum. Bir böyle bir mesele var. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Ya HDP'deki yapısal mesele biraz da Türkiye'de hala silahın bir şekilde siyasetin içinde olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'deki Kürt toplumu özellikle son yaşadığımız çatışmalı süreçten, yani 2015-16'dan bu yana HDP'nin Türkiye'deki yükü taşıyabildiğini ve bu yükün sadece HDP tarafından taşınması gerektiğini düşünüyor. Ama diğer taraftan silah hala bir şekilde Türkiye satında da işin içinde. Silahın Türkiye satında devreden çıkarsa eğer HDP'nin daha rahat bir siyaset yapma şansı doğacak. Çünkü bakın iktidar HDP'yi bugün neyle suçluyor? Kandil'den gelen silahlı diyen örgütün liderlerinin yaptığı açıklamalar üzerinden suçluyor. HDP de bu konuda sıkışmış hissediyor kendisini. Dolayısıyla Türkiye satında silahın artık tamamen devreden çıkması ve bütün yükün HDP'de, yani Kürt meselesinin taşıyıcısı olma yükünün de sivil iradede olması gerekiyor. Bunu niye gerekiyor diyorum.